Afganistan'da Taliban rejimi kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladı. Zaten Ağustos 2021'de ülkenin kontrolünü ele geçirdikten bu yana kız öğrencilerin ortaokula hatta ilkokula liselere gitmelerini yasaklamışlardı. Kadınları bütün çalışma hayatından, sosyal yaşamdan koparmışlardı. Bu tabii ki sürpriz olmadı, sürpriz değildi. Gerici bir rejim, gerici bir örgütten bahsediyoruz. Aslında bu mesele sadece Afganistan'da da özgü değil. Bunu vurgulamak lazım. Siyasal İslamcı iktidarların olduğu tüm ülkelerde kadınlara temel hak ve özgürlüklere yönelik ciddi bir baskı var. Ciddi saldırılar var. Bunu İran'da görüyoruz. Yaklaşık 3 aydır bütün İranlılar gerici Monla rejimine karşı ayaklanmış durumdalar. Orada da olayların fitilini ateşleyen şey de hepimizin yakından bildiği işte Mahsa Amini'nin saçının bir kısmı göründüğü için yani şeriat kanunlarına aykırı kılık kıyafetle ...sokakta dolaştığı için gözaltına alınıp öldürülmesiydi. Buna benzer vakalar yaklaşık bir buçuk yıldır Afganistan'da da yaşanıyor. Afganistan'da kadınlar ciddi oranın gerici şeriat düzeninin... ...milisleri tarafından takip ediliyor. Üzerlerine asitler atılıyor. işkencelere maruz kalıyorlar, cezaevlerine atılıyorlar. Ve ciddi bir baskıyla karşı karşıyalar. Bakınız bundan birkaç gün önce, bir hafta önce... Endonezya'da da evlilik dışı ilişkiler yasaklandı. Evlenmeden kadın ve erkeklerin birlikte olmaları, birlikte yaşamalarına yasak kondu. Bütün bunlar da esas da siyasal İslamcı iktidarların olduğu ülkeler. Yani Endonezya'dan alın, oradan İran'a gelin, oradan Afganistan'a gidin, Pakistan'a gidin ve son olarak da Türkiye'ye uzanan bir silsile içerisinde siyasal İslamcı iktidarlar olduğu bütün ülkelerde ciddi bir baskı, ciddi bir saldırı, ciddi bir e, basınç söz konusu. Taliban evet biraz daha eğitimi yasaklanması nedeniyle biraz daha gündeme gelmiş olsa da aslında bütün buralarda Afrika'dan tutun da, Orta Doğu'ya kadar, oradan Orta Asya uzanı hatta ciddi bir kadın düşmanlıkları var ve bunlar aslında güncel erer er, er, politiğin sonuçları da değil. Yani siyasal İslamcılığın fıtratında, fikriyatında bu var. Çünkü bir kadın düşmanlığı var. Bir kadınların eve hapsedilmesi, kadınların yaşamdan koparılması zaten kendi e, dinsel e, argümanlarının, dinsel düşüncelerinin bir sonucu. Bu nedenle şaşırtıcı değil. Burada aslında hani şaşırtıcı olan, sanki ya da şaşırmamızı gerektirecek şey, uluslararası toplumun Taliban'a tepki veriyormuş gibi görünmesi. Aslında bu ülkenin, Afganistan'ın bu sürece bu duruma sürüklenmesinin baş sorumlulardan bir tanesi de Batı emperyalizmi. Amerikan emperyalizmi, Batılı ülkeler bu ülkeyi defalarca işgal ettiler. 20 yıllık işgalden sonra ülkeyi tekrardan Taliban geri teslim ederek, kaçarcası ülkeden çıktılar. Helikopter, uçaklarla o havalandaki görüntüler hepimizin hafızalarında hala silinmiş değil. Bu insanların tekrardan Afganistan yönetimine geçmesi için Doha'da yani Katar'da yapılan pazarlıklar, görüşmeler, anlaşmalar aslında hepsi bütün dünyanın gözleri önünde oldu. Ama bir tekrar hani Afganistan dair şunu da söylemekte fayda var. Bütün bu gerici kuşatmalara, baskılara, ölüm tehditlerine, öldürmelere öldürmelere rağmen onlara inat kadınlar Afganistan'da da direniyorlar. Tıpkı İran'da olduğu gibi, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, tıpkı Endonezya'da olduğu gibi. Bütün bu kuşatmaya rağmen, bütün bu erkek egemen, dinsel, mezhepsel, siyasal baskılara rağmen kadınlar muazzam bir şekilde haklarını, hukuklarını, yaşamlarını, kendi bedellerini savunmak için alanlardan çıkmıyorlar. Bakın günlerdir Afgan kadınların protestolarını görüyoruz. Evet, bir öbek de olsalar, az da olsalar ama o cesaretleriyle aslında bütün dünya kadınlarına, bütün dünya halkına, aslında bütün ezilenlere ciddi bir mesaj veriyorlar. Ne olursa olsun umutlarını kaybetmiyorlar. Ne olursa olsun bütün kötülüklere rağmen, bütün o karanlık rejime rağmen, kirli karanlık rejime rağmen direniyorlar, vazgeçmiyorlar. Bu çok önemli. Evet, Afganistan hep böyle gericiliğin emperyalizmin istediği gibi at koşturduğu ülke değildi. Mesela buralar vakti zamanında layık, seküler yaşamın olduğu, kadınların kendini özgürce bir şekilde ifade edebildiği coğrafyalar. İran da böyle. Ya İran biz İran'ın 79 İslam devriminden bu yana ki sürecini biliyoruz ama onun öncesinde güçlü bir kadın hareketi vardı ki hala var aslında. Modern, seküler bir yaşam tarzı vardı Kötü rejimlere, kötü yönetimlere rağmen. Baskıcı, otoriter Şah rejimine rağmen İran'da da vardı. Şimdi bunlar bütün olayı sadece Afganistan üzerinde düşmemek lazım. Yani bütün bu İslam coğrafyasında ciddi bir baskı var ve hatta bunu sadece İslam coğrafyasıyla da sınırlı tutmamak lazım. Esasında dünyanın dört bir tarafında yani en gelişmiş tırnak içerisinde modern ülkelerde de kadınlara yönelik, kadın haklarına yönelik ciddi saldırılar söz konusu. Aslında 21. yüzyılın bu evresinde şunu görüyoruz kadın düşmanlığı, kadın haklarının, LGBTİ haklarına yönelik muazzam bir saldırı söz konusu. Bakın Amerika'da yarım yüzyıllık bir yasa, yani Kürtaj hakkı tanıyan yasayı kaldırdılar. Ve bunu yapan işte Trump'la başlayıp Biden yönetimle devam eden bir süreç. Ve birçok eyalette de bu Kürtaj hakkının anayasal hakkın yani lağvedilmesinden sonra yok sayılmasından sonra tıpkı bizim İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi birçok eyalette hemen e, anında kürtaj yasakları vesaire vesaire uygulanmaya başlandı. Ciddi baskılar var. Aynı şekilde Polonya'da, aynı şekilde Macaristan'da kadınlara yönelik, LGBT haklarına yönelik, LGBT'lere yönelik muazzam saldırılar var ve düşmanlaştırılıyor ve şeytanlaştırılıyorlar. Ya yani bütün aslında muhafazakar, otoriter, yarı otoriter, totaliter ülkelerde kadınlar hep hedef alınıyor. Her yerde böyleler. Ya bunu gidip İspanya'da da görebiliyorsunuz, Portekiz'de de görebiliyorsunuz. Ya da hani muhafazakar fikriyatın bunun İslamcı olmasına gerek yok. İslamcı, Hristiyan, Katolik, hatta 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 ve hatta Budist fark etmiyor. Yani dinlerin, dinin hüküm sürdüğü, dini değerlerin siyasal ve toplumsal yaşamı belirlemek için kullanıldığı bütün ülkelerde ciddi bir saldırılar, ciddi bir geriye gidiş söz konusu. Ya kadınların Sadece bizim ülkemizde değil, Afganistan'da da, İran'da da 100 yıllık kazanımları yok ediliyor, yok edilmeye çalışılıyor. Bu Orta Avrupa'nın merkezindeki, bu Macaristan'da da dahil böyle. Avrupa'nın göbeğindeki Polonya'da da böyle. Bakın Afganistan dediğimiz ülke kadın haklarının verildiği ilk ülkelerden bir tanesidir. Tarih 1920'lerden 20'lerdir. Yani Afganistan böyle bir aslında kadın hakları kazanımlarının çok çok bundan 100 yıl önce elde edildiği bir ülke. Ama tabi siyasal süreç, tarihsel süreç böyledir ve geri geri gittikçe taviz verildikçe, geriye gidildikçe ve o ülkeye bir e, ortaçak karanlığına doğru sürüklenip götürüldü. Bu nedenle Taliban e, örneği çok çarpıcı, çok can yakıcı bir örnek. Oradaki kadınların ki biz hani e, bir gün onlar gazetede Afgan kadınlarla konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Onların sesi olmaya olmayı sürdüreceğiz. Yani oradaki kadınların çığlığı, oradaki kadınların uluslararası topluma yaptığı çağrılar çok önemli. Bunların dikkate alınması gerekiyor ve her yerde bu dayanışma eylemlerinin örgütlenmesi gerekiyor. Dayanışmanın sağlanması gerekiyor. Kadınlar üzerinde bir saldırı, bir gerici kuşatma saldırı gerçekleştiriliyor ama aslında o öbek öbek bütün toplumsal katmanları ilgilendiriyor. O bütün toplumsal yapıyı, siyasal yapıyı esir alıyor. Kabil'de veya başka kentlerde verilen mücadele aslında bizim de mücadelemiz. Çünkü bu bir bütün. Sistemler de böyle, yapılar da böyle. Dalga 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 her bütün sistemlerde rejimler birbirini tetikleyerek etkileyerek gidiyor. Bu gerici dalga bakın Pakistan'ı alın, Afganistan'a gelin, oradan İran'a, oradan Türkiye'ye esen bir gerici dalga. Buradan alın Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya, Afrika işlerine giden bir yine geri dalga ve bu birbirini silsile şekli etkileyen, tetikleyen, besleyen, büyüten bir durum. Bu toplumsal mücadelelerde de böyledir. Yani dalga dalga öbekler, dalga dalga etkiler. Taliban'a karşı mücadele veren Afgan kadınlarının o direnişlerini bir kez daha selam fayda var. Uluslararası dayanışma büyütülmeli. Kadınlar o Selefi, Vahabi, Çağ zihniyetinin insafına terk edilemezler.